Merhabalandı YouTube. Demolarda bugün Ice in the Dark oynuyoruz. The Curious Case of One Victoria Bloom diye. Ve hadi bakalım bu oyun nasıl bir oyunmuş. Geçen sefer birazcık oynamıştım bunu. Gayet hoşuma gitti. O yüzden size de göstereyim dedim. İlginç bir yapısı vardı açıkçası. Eğer merak ediyorsanız diye size de bir göstereyim. Gayet belki güzel bir oyun bulabilirsiniz ama her neyse. Böyle demolar oynuyoruz yani bayağı. Şimdi hikayesi var da bu hikayesini ben genel olarak geçmek istiyorum çünkü demolarda yani hikaye değişebiliyor asıl sürüme çıktığında. O yüzden belki alakasız bir hikaye bile dinliyor olabiliriz yani şu anda. Daha gelmedik mi diyor. Daha gelmedik Bayan Victoria, endişelenmeyin diyor. Çizimleri falan bayağı güzel yani. Galiba bu kadardı. O yüzden hadi geçmeye gerek yok. Çünkü sanki buralarda bir yerde başlıyorduk gibi ama. Hadi bakalım. Karanlık şatoya giriyoruz. Bakalım şatonun içinde neler neler olacak. Geçiyorum ya artık yeter. Çok durdu orada. Şimdi hadi bakalım. Sonunda geldim buraya diyor. Dedem buralarda olmalı diyor. Dede ben geldim. Bu kilitlenmiş diyor. Başka bir yol bulmalıyım diyor. Ve bir tane fener buluyoruz. Güzel olan taraf bu işte. Oyunun böylelikle bir mekaniği ortaya çıkıyor. Çok güzel bir mekanik bence. Etraf tamamen karanlık. Kendi yolumuzu böyle ışıkla aydınlatıyoruz falan. Yani normalde böyle oyunların gıcık olanlarında geri silerler. Burada silmemişler. Bence güzel duruyor o yüzden. Şimdi buralarda düşmanlar olacak diyor. Onları yok etmek için ışığa maruz bırak diyor. O kadar da çirkin falan diyor da. Dedeme söylemeliyim diyor. Şimdi burada düşman var ama diyor ki range'in çok kısa. O yüzden bir şeyler yapmalısın diyor. Zaten şurada parlıyor da. Bununla birlikte artık daha güçlü, daha uzun menzilli bir tane fenerimiz oldu. Artık daha fazlasını yakabiliyoruz. Gelme gelme. Ya da gel. Sen bilirsin. Aslında şöyle daha da yaklaşmana izin versem daha uzun süre yakarım gibi. Aa bu böyle. Aa evet. Böyle şeyler oluyormuş. Hasar alınca da ne olduğunu gördük ama en azından. Ne oldu? Ha, açıldı. Daha bir şeyler olacak diyor. Şimdi yine kapandı diyor ama bu sefer daha da uzakta diyor. Hadi bunu alalım. Tamam diyor. Bir tanesini aldık ama hala yetişmiyor diyor. Şimdi onu alacağız da. Hatta göstereyim hemen size. Gösteremedim. Buradan çıkıyor ama bunu aldığımızda yeterli slot yok diyor. Bunun için 100 tane parça toplayamalıyım diyor. Onlar da burada zaten. İnsene be. Yani birazcık tutunamıyorum da. Tamam diyor artık bunun upgrade'ini falan açabilirim diyor. Şimdi burada böyle şeyler var, öyle şeyler var diyor. Yeni upgrade'i buradan açabilirsiniz diyor.
Şimdi şunu dağılalım. Ve ışığımız daha da büyüdü. Böylelikle. Güzel. Ve şimdi sapan bulduk. Böyle işte, şöyle. Ha, bu böyle devam edecek ki. Buradan başka bir şey yok anlaşılan. O neydi be? Ha, pardon, left shift diyor. Ve he diyor. De buradan geçmesi bir tık zordu ama. Ne oluyor? Burada bir anahtar var diyor. Ha, evet, yeterli malzemem yokmuş. Ben buraya çıkamıyor muyum ya? Bir dakika. Nasıl çıkamıyorum? Ha, şöyle bir şeyler atacağız herhalde yukarıya. Ya da şöyle. Evet, böyle oluyormuş. Şimdi buna gerek yok diyor. O yüzden de diyor ki bunu parçala gitsin. Şimdi sen yanar mısın acaba? Sağ ol kardeşim. Ne güzel. Atladı mı şimdi? Bitti değil mi? Buralara daha gelmemiştim daha öncesinde. Buraları artık birlikte görüyoruz bundan sonrasını diyecektim de bitti mi ya acaba? Yani bu kadar hızlı bitmez herhalde. Gizlice içeri giriyor. Ve da 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 yok. Dedesini görmüş. Dede. Hayda. Dede dikkat et arkanda. Victoria arabaya geri dön. Burası güvenli değil. Hayır, seni arkada bırakmayacağım. Ve dedemizi kullanacağız. Saati al diyor, seni güvende tutar. Bence grafik yapısı falan çok güzel olmuş ya. Seni bırakmayacağım dedi. Ve geri karanlığa girdik dede. Hadi bakalım. Galiba buraya oynamaya da izin verir yani. Genel olarak bayağı kısaydı çünkü. Onu aldılar diyor. Onu kurtarmam lazım diyor. Şimdi merak ettiğim bir şey. Buradan çıksam değişecek mi dedim. Değişmedi. Bunların hepsinin bir amacı olmalı dedi. O ne be? Nereye gittik? Böyle etrafta da dolaşabiliyoruz yani. Ben bu oyunu daha düz bir oyun zannediyordum da galiba birazcık Metroidvania kafası var bunda. Dedemi bulmalıyım diyor. Bu ev kocaman diyor. Yani bak, burada aşağıya giden yol var, yana giden yol var. Yukarı katta bir sürü şey oluyor ama. Yukarı kata hadi bakalım şöyle. Hadi bakayım gel. Tamam, galiba daha oluşmuyor. O yüzden de şöyle. Çok güçlüymüşsünüz siz. Durun be. O ne be? Ha, o düşman değilmiş. Ben de o düşman zannettim. Şöyle. Galiba bütün her şeyimiz sıfırlandı. Böylelikle geri geliyor işte.
Şimdi üst kata çıkabiliriz falan diyor. Buradan girdik. Boss mu be bu? İnsektör diyor. Hayda. Bu yanlış görülüyor diyor. Gerçekten de boss savaşı yapmışlar ya. Bir şey diyeyim mi? Bunun kafası güzel ha. Ama yani güzel anlamında güzel yani. Hoş, beğendim. Bu beni öldürecek bu arada. Falan filan şöyle öldük. Bakalım ölünce ne olacak? Ha, bu Metroidvania'dan ziyade roguelike kafasıymış ya. Güzel, güzel. Daha fazla keşfedeceğin yerler var diyor. Aynı zamanda daha fazla silah var diyor. Aynı zamanda daha fazla itemleri birbiriyle kombin edebiliyorsun diyor. Güzel. Bence güzel. Demosu da hoş. Muhtemelen bunun devamı falan da olabilir ama neyse. Ne oldu diyor. Portal açıldı diyor. Beni geri getirdi diyor. O saatle alakalı bir şey olmalı diyor. Bir şey diyeyim mi? Bu roguelite olarak güzelmiş. Ben bunu platformer zannediyordum en başında. Sonra Metroidvania mı acaba dedim de roguelite ya bu. Güzel güzel. Hoş. Alabileceğimiz itemleri falan mı gösteriyor böyle acaba? Ya açtığım şeyleri mi? Bilemedim. Bu makinelerde de kaç tane ışığımız olacağını gösteriyor. Güzel. O zaman burası da böyle bir şeyleri bulabileceğimiz yer. Aile ağacımızı bulduk. Aile ağacımız bayağı genişmiş. Düşme hasarımız yokmuş. Buraya girdiğimizde işte yeni bir harita oluşturuyor yani ve bizim burada dolaşmamızı sağlıyor. Güzel ya, bence bu çizimlere falan hikaye güzel gitmiş. Yani hikaye derken elbette çok aman aman bir şey yok ama. Gelme gelme. Yenileri geliyor. İçeride de 3 kişi daha var. Gördüm onları. Sizler ne yapıyorsunuz? He? Gelin bakayım. Bu da aşağı gitti. Sen ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gel. Gelemiyorsun tabii öyle. Ama her neyse, burası da açıldı. Yeni mi geldi ya? Slingshot aldık galiba, aynen. Slingshot'ımız sanki baştan biri vardı ama bilemedim. Burada ama başka bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Buradan aşağı inemiyor muyuz? Heh, inebiliyor olmamız lazım çünkü. Ve şuradan geliyor bak köpek. Sen bir gitsene. Bak ya. Ya bizim burada aslında bir can veren bir şeye ihtiyacımız var da. Bilmiyorum, olmasa da olur da belki diyebiliriz tabi. Güzel. Bir an tırstım. Garip bir şekilde oynamama izin verdi ya. Bu ne? Ne aldım? Slingshot yerine mi geldi acaba? Galiba bir tane seçme hakkım vardı ve ben de onu mu aldım? Ha, buradan çıkılıyor. Altta bir ton kişi var. Yürüyün gidin be. Ha, fena. Aa, burada bir şey daha var. Ehey. Güzel. Ekstra shot mı? Benim silahım mı var? Ama canım bayağı azaldı.
Şuradaki mesela odanın kapısı kapalı. Neden acaba? Kargalar varmış burada. Yani bunlar sadece ise sorun yok. Hallederiz. Ama daha kötüleri de gelebilir elbette. Bu ne be? Kapıdan bir şey çıktı. Lamba biraz daha güçlenseymiş aslında. Güzel olabilirmiş de çok kısa ya şu an lambam. Böyle bekliyoruz yani gelin de çarpın diye. Hop. Kandırdım. Kandırdım. Gerçekten böyle çözülüyor yani işler. Ne yapalım? Şimdi şu kargaya da gideceğim elbette. Ne olduğunu merak ettim çünkü. Aa, satıcı. Bir karga diyor. Benim adım Edgar dedi galiba. Yanlış görmediysem. O da diyor ki karga karga gak dedi. Reroll derken? Ha, reroll bunlara reroll atacaksın. Tamam. Falan. Yani benim kaç tane var? 70 tane var. Ben hepsini alacağım ya bunların. Daha alamıyorum. Ha 30'muş o. Ben onu 10 zannettim ya. Niye 10 zannettiysem acaba? Şimdi evet. Double jump aldık bir kere. Yani double jump almam bu arada yani beni şu anda o kadar mutlu etti ki hiç bilemezsiniz yani. Şurada bir şey var bu arada. Düşmeyelim de. Bu ne? İçinde 26 tane enerji bulduk. Peki ben bu Raven'a geri gelebilir miyim acaba? Ha burada bir şey yokmuş. Ama şurada var. Bu ne? Merdiven. Üst kata mı çıkıyoruz? Burası olmadı diyor. Oyra gidemiyoruz. Gidelim. Ha, önce galiba Foyer'ı mı kesmemiz lazım yani onu mu diyorsun? Peki Foyer'ı kesebilir miyiz? Yok. Galiba demoda 3 tane boss'u mu koymuşlar? Öyle bir şey olmuş gibi. Aynen burası artık boss odasıdır. Ha, onlar geliyorlar. Vay manyaklar vay. Ha, güzel. Gidip aslında kargadan bir şeyler mi alsak bilemedim ki. Çünkü bu bizi öldürecek. Ya öldürsün ya ne fark eder sanki. Insektör. Hadi bakalım insektör. Insektör sen güçlüsün ya. Burada Balotel falan. Ya ama zaten iki vuruşluk canımız vardı ki yani ne yapabilirdik buna başka? Ama neyse. Böylelikle bayağı bir şey de topladık. Kaç dakika oldu ya? Ha, teşekkürler dedi zaten. Thank you for playing dedi. Bence gayet güzel. Diyor ki Temmuz'un 14'üne çıkıyormuş. Eğer istiyorsanız, merak ediyorsanız alıp oynayabilirsiniz aynı zamanda. Yani bilmiyorum. Ben genelde roguelite oyunların serisini yapmayı pek istemiyorum açıkçası. Çünkü yani tekrarlı oldukları için genellikle birazcık olmuyor yani seri olarak. Ama her neyse siz yine de beğendiyseniz hani roguelite türünde belki beğeniyor olabilirsiniz ki ben de beğeniyorum zaten. Alıp oynayabilirsiniz. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan unutmayın. Aynı zamanda Steam Next Fest Haziran ayındakilerin daha birkaç tane oyunu daha gelecek. Kanala videoları gelecek. Aynı zamanda bir sürü de geldi zaten. O yüzden oynatma listesine bakabilirsiniz. Demolar diye. Orada zaten bir sürü oyunu görebilirsiniz. Ama her neyse bu bölümlük bu kadar ve hadi bir sonraki bölümde bir sonraki oyunda görüşürüz.